Merhabalar. Lavta Candon Efendi'ye ait Hüseyin'in Saz Semaisi'nin önce orijinal halini çalacağım. Sonrasında da ölçü ölçü süs icrasında neler yapıldığını anlatacağım. Süslemesini yazdığım birinci hane ve teslim bölümünü incelemeye başlayalım. Birinci ölçüde La, Sol, Fa, Mi, Re, Re, Do, Re, Mi, Do, Re, Do, Si orijinalinde var. İlk ölçüdeki ilk nota La'yı akor kombinasyonu halinde yazdım. La mi la 1, 5 ve 8. sesleri dizinin uygulamaya açık. Kalın la, mi sesi ve la sesi. 5. teli zaten şu la susturuyor basarken. Şu boğumsuz basarsanız elde edebilirsiniz. Veya la, do, mi, la şeklinde baskı yapabilirsiniz. Sonrasında solfa notası, iki tane 16'lık olan notaya ilk notası sol olan 16'lık görünene bir tane çarpma notası, sol çarpma notası ekliyorum ve iki tane sol meydana geliyor. Sol, sol, fa, triyole üçleme şeklinde icra edilecek. Bu üçlemenin ilk iki notası sol, sole çarpma gelecek, sessiz çarpma gelecek. Sessiz çarpmalar açık tellerde uygun olan parmakla veya baskılı olan yerlerde uygun olan parmakla telin rezonansını, yani titreşimini durdurmak için parmağın tele temas etmesiyle yapılır. Bunu boş tellerde sıklıkla yaparsan daha verimli olacaktır. Bunun uygulaması işaret parmağıyla veya yüzük parmağıyla susturabilirsin. Mızrap yönü hep üst 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 gelecek bunlarda. Mızrap sırasında da kural gereği şu vardır geleneksel ut icrasında. Metronom çok hızlıysa üst alta döner. Onun haricinde üst üst vurman yeterli olacak. Sonrasında orijinalinde mi re görünen notaya mi'den sonra bir fa mi çarpması, yani mi ile re arasına fa mi çarpması geliyor. Mi fa mi re yapıyoruz ancak fa'ya mızrap vurmuyoruz. Diyezli bir şekilde gider. Müzik
re do re mi görünen notasyona oradaki noktayı baz alarak bir tane daha re ekliyorum başına. Bir triole iki tane de 16'lık nota akışı sağlanıyor. Re re do re mi, re re do re mi, bunların hepsi bir tam vuruşta geliyor. Re 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 notalarında sessiz çarpma var. Bununla bununla alabilirsin. Bu şekilde alırsan baskı yapmadığın takdirde uyumlu olacaktır. Yine sessiz çarpmanın kuralı, az önce de belirttiğim gibi, telin titremesini, titreşimini durdurmak. Aksi takdirde bu şekilde icra edilir. Şimdi devamında ikinci ölçüde la si la si do re do re mi re mi fa geliyor orijinalde. Dörtlük mi ve sekizlik fa'da, yani ölçü sonundaki iki tane notada işlem var. Mi'ler mi 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 şeklinde bir sessiz çarpmalı trile maruz kalmış. Baskılı haldeyken uygun olan parmak, donanıma uygun olan parmakla, yani ola ki bir ses basarsın, yanlış bir ses çıkmasın diye donanıma uygun parmakla basılır. Fa'ya da mi, yani fa mi çarpması ekleniyor. Öncesinde. Sonraki ölçüde re, la, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, la, si, la, sol bölümünde. La, sol, fa, mi'ye, la'sına bir la daha ekleniyor ve la'lar susturuluyor. Ana nota öncesinde bir çarpma geliyor la'ya. Fa sol bölümü ise fa'ya ve sol'e ayrı ayrı çarpma grupları dahil oluyor. Fa'ya fa mi, sol'e sol fa dahil olup triole halinde. Sonrasında la, la, si, la, sol yaparken la'nın 8'lik değeri içine bir si çarpması dahil olacak. Mızrapsız gelecek si. Si'lere mızrap vurmadığımızı düşünelim. Bir alternatif olsun. Deneyebilirsin. Burada gösterdiğim birinci si'de mızrap yok. Veya mızraplı kullanabilirsin. Şeklinde icra edilecek. Sol, sol, fa,
fa mi mi sol fa mi mi bölümünde ise sollerde bir tril var. Burada sol sol fa fa mi yaparken fa'yı bir ağır glissando dediğimiz ağır kaydırmaya maruz bırakıyoruz. Diyezini birazcık sol tarafa doğru. Sonrasında mi devralıyor sesi. Ölçü sonunda da mi kombinasyon sesleri var. Mi, la, mi. Yukarıdan aşağı sıyırtarak bu sesi elde edebilirsin. Şimdi birinci anayı alayım. Şekilde testimhanesine bakacak olursak la mi mi fa mi re mi re do re mi fa birinci ölçüsü teslimin la mi 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 kombinasyon sesleri var. Üst mızrapla göstermişim zaten onu ve alta dönecek. Aynısı re, mi, fa sesleri oktava maruz kalmış. Bir üç baskılı olan oktavlarda aynı anda basmak zorunda. Bilginiz olsun. Sonrasında sol, fa, mi, mi, re, fa, mi, re, mi, re bölümünde sol, 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 fa, mi, mi, fa, mi, re, fa, mi, re, mi, re. Mi, 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 mi. Şimdi baskı yaparsanız bir ses çıkıyor. Yani bastığınız perdeden ses çıkıyor. Bunu istemiyoruz işte biz. Sesli çarpma ile sessiz çarpmanın eser üzerinde gösterilme şekli de başka. Nerede küçük minik nota görürseniz o sesli çarpmadır. Ama sessiz çarpmayı Türk müziğinde eser üzerinde göstermezler. Bunu sadece icrada tavır icabı yaparsınız. Yaparken orada re'yi kapalıyı alacağız ama re açık telde nasıl frekans veriyorsa kapalıda da aynı frekansı vermek zorunda. Elimizi hafifçe şu manivelayı kullanarak orada baskı yapabiliriz. Si, do, re, mi yapacağız. Şimdi oraya giderken kapalı alacağız ama neden kapalı alacağız? Do sesinden re sesine bir kaydırma yapacağız. Çarpmanın etkisiyle do'yu çarpma notası alacağız. Re'ye doğru kaydırarak bir glissando etkisi yaratacağız. Gideceğimiz yeri hesaplamamız lazım. Çok fazla ileri değil, geri de kalmayacağız. Hatta mesela
3 ile yapın onu. Yaptıktan sonra zaten do'su yapacak. Do'yu işaretle alıp si için geri çekeceksiniz. Si ile bölümüne si dısıyla ekleniyor. Do'sunda mızrap yok. İkinci dolabını hemen anlatayım. Yine aynı özelliklere sahip. Sadece son notasında bir kombinasyon la mi la teslim alayım. La mi mi fa mi re mi re do ve la mi mi fa fa sol 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 fa fa mi mi fa mi re fa mi re mi re do re mi 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 re do do re do si re do re do si do si la sol do re do si si do si la la do si la do si do re mi la mi mi fa mi re mi re do re re mi mi fa fa sol 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 fa mi mi fa mi re fa mi re mi re do re mi 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 re do do re do si re do re do si do si la sol do re do si si do si la la do si la la şeklinde teslim hanesi de icra edilmiş oluyor. Şimdi bunu süslü haliyle çalayım. İkinci hanesini, üçüncü hanesini de çalayım size. Kaynak nota farklı olabilir ikinci ve üçüncü hane adına. Sizdeki mevcut olan kaynağınızdan oradan teyit edersiniz. Şarkılarla notalar diye bir siteden indirdim bunu. Önümde o var yani. Şimdi bu eserde kullanılan yoğunlukla ana nota öncesinde gelen çarpma notaları var. Birli veya ikili. Onun haricinde tril uygulaması var. Gerek boş tellerde, gerekse baskılı seslerde. Sessiz çarpmalı tril uygulanıyor.
oktav yürüyüşü var. Onun haricinde ağır glissando var. Ağır glissando, ağır kaydırma dediğimiz si seslerinde ve fa seslerinde, sonrasında da mi seslerinde bir koma bemolden 2-3 koma bemole doğru giden, fa diyezde de 4 koma diyezden naturale doğru çektirilen, o esnada o çiğliği ortadan kaldırmak için kullanılan özellikle fa diyezde bir yöntem Türk müziği adına. Teslimhanesinin birinci dolabında ve ikinci dolabında R seslerine bir çarpmanın etkisiyle glissando uygulaması var. Onda parmak değişimini siz hangisi kolay geliyorsa, ister Doraya'yı orta parmakla götürün geri dönün, isterseniz üçüncü parmakla yapıp geri götürün. Bunun haricinde bir de şey kullandık, akor kombin sesleri, akor sesleri kullandık. Akoru şöyle tarif edebilirim size: en az iki tane sesin aynı anda tınlamasına akor deniyor Batı müziğinde. Ve akorun oluşum esnasındaki sesleri dizinin içinde bulunan seslerden kaynaklı. Birinci ses, üçüncü ses, beşinci ses. Örneğin do, re, mi, fa, sol, la, si, do şeklinde dizinin birinci sesi do, üçüncü sesi mi, beşinci sesi sol. Do, mi, sol'i alıyor. Buna komşu olarak da sekizinci ses, yani tiz durak dediğimiz bölgeyi dahil ediyor. Enstrüman üzerinde aynı anda çalınıyor. Tabii bu Batı müziği esaslarına göre bir tekniktir. Ud buna ne kadarıyla müsaitse, hangi seslere müsaitse çok da ireti olmayacak şekilde kullanabiliyoruz. Burada da zaten la ve mi seslerinde kullanmışız bu uygulamayı. Onun haricinde başka yapılan bir şey yok. Kapalı seslere dikkat ediyoruz, baskılı olan seslere. Parmaklarımızı dozunda açarak o seslere ulaşabiliriz. Evet, bu dersimizde Lavtacı Andon Efendi'nin Hüseyin'i Saz Semaisi'nin süs icrasını gerçekleştirdik. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.